5. sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 32 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 32 cevabı. 1. Evrendeki düzen ile Allah'ın, CC, varlığı ve birliği arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Cevap: Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir. İnsanların ve diğer canlıların bedenleri kendi içinde bir mükemmellik taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlılar Allah'ın, CC, yaratmasıyla hayat bulmuştur. Tüm varlıklar belli bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Bir canlı rahat bir şekilde hayatını devam ettirebilmek için diğer canlılara ihtiyaç duyar. Örneğin, bizler beslenme ihtiyacımızı bitki ve hayvanlardan karşılarız. Su ve hava da canlılar için vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Yağmurun yağmadığını, su kaynaklarımızın tükendiğini düşündüğümüzde yaşamımızı devam ettirmek imkansızdır. O halde Allah'ın, CC, yarattığı her şey ve verdiği tüm nimetler, hayatımızı sürdürebilmemiz içindir. Tüm bunlar Allah'ın, CC, evrende yarattığı düzen sayesindedir. İkinci dua nedir? Tanımlayınız. Cevap, dua kelime manası olarak istemek, çağırmak ve davet etmek manalarına gelmektedir. İslami olarak ise, Allahü Teala'ya yalvarmak, ondan istemek sonsuz gücüyle bize her türlü sıkıntımızda destek olması için onun kapısına sığınmaktır. Üçüncü duanın Allah, CC, ile irtibat kurmadaki önemi nedir? Anlatınız. Cevap, dua insanı yüce Allah'a bağlayan manevi bir bağdır. İnanmaya, sığınmaya, dayanmaya, arzu etmeye ve istemeye muhtaç olan insanı yaratıcıya bağlayan tek yoldur. Kudreti sınırsız, bilgisi ve rahmeti sonsuz, kendisinden istenen her şeyi dilediği vakit dilediği kadar verme gücü olan sonsuz kudret sahibi Allahü Teala insanlarda kendisine dua etmesini istemiştir. Çünkü yüce Allahü Teala insana şah damarından daha yakındır. Dördüncü kullarım sana, beni sorduğunda, söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Bakara Suresi 186. ayet, ayetini açıklayınız. Cevap: 5. Hazreti İbrahim'in ASS, tevhid mücadelesi hakkında bilgi veriniz. Cevap: Hazreti İbrahim, A.S., peygamberlerin atası olarak anılan bir peygamberdir. Bütün inananların aklında kendisine önemli bir yer edinmiş tevhid mücadelesinin lideri olmuş bir peygamberdir, Hazreti İbrahim, Kur'an-ı Kerim'inde açık bir şekilde ifade etmiş olduğu üzere, her zaman tek bir yaratıcının varlığına inanmış, hiçbir zaman Allah'a ortak koşmamıştır. Hazreti İbrahim, Allah'ın, C.C., dünyada kendisine elçi olarak seçtiği, kendisine hidayet, dürüstlük ve bilgi gücü, rüşt, vermiş olduğu bir peygamberdi. Hazreti İbrahim, Kur'an'da da yer alan ifadelere göre doğru sözlü, dosdoğru, sıddık, bir peygamber, katı kalpli olmayan, yumuşak huylu, içli ve kendisini Allah yoluna adayan bir insandı. Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükreden, misafirperver, sözünün eri ve fakar bir insan, görevini tam olarak yerine getirdiği için, Allah'ın kendisini insanlara örnek yaptığı bir peygamberdi, Hazreti İbrahim, yukarıda saymış olduğumuz kişilik özellikleriyle birlikte ilk olarak babasından başlamak üzere, halkına ve nihayet kendi döneminin ileri gelen yöneticilerine karşı iman ve tevhid mücadelesi vermişti. 6. Yemekten sonra nasıl dua edilebileceğini düşününüz ve defterinize bir yemek duası örneği yazınız. Cevap: Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarını göster. Ve bizi makarlı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna âle ve bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebid ile tazip etme. Sana müştak ve müteşekkir şumut raiyetini başıboş bırakıp idam etme. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rab, kusurumuzu affet.
Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. 7. aşağıdakilerden hangisi Allah'ın CC işitme sıfatını ifade eden isimdir? A. Alem. B. Basir. C. Semi. D. Kadur. Cevap C. 8. Allah'ı CC zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bilemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah'ı CC için yapmaya denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir? A. İman. B. Tevhid. C. Esma-i Hüsna. D. İbadet. Cevap B. 9. İhlis suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir? A. Namazın öneminden. B. Allah'ın CC birliğinden. C. Ramazan ayından. D. Ahlak kurallarından. Cevap B. 10. Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, mümin o kafir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir. Yukarıda açıklaması verilen Allah'ın CC ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Basir. B. Kadur. C. Allah. D. Rahman. Cevap D. 11. aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazınız. Yanlış, birinci birden fazla ilah olması durumunda da evrendeki düzen aynen devam ederdi. Yanlış, ikinci Allah, CC, sadece canlı varlıkları yaratmıştır. Doğru, üçüncü Allah'ın, CC, yaptığımız davranışları bilmesi, davranışlarımızda dikkatli olmamızı sağlar. Doğru, dördüncü Esma-i Hüsna, Allah'ın, CC, güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır. Doğru, 5. İhlis Suresi 4 ayettir, 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları. SDR Dikey Yayıncılık sayfa 32 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.